Doktor McVeely. Burası Doktor McVeely'nin tamirhanesi. Kendisi de burada. Aa, telefonuna bir mesaj geldi. Peki kimden? Kırmızı bir arabadan. Yakıtı bitmiş. Otoparktan çıkamıyormuş. Kırmızı kattaymış. A harfli park yerindeymiş. Arabaya yardım etmek için otoparka yakıt götürmeliyiz. Bu bidonda yakıt var. Hadi onu otoparka götürelim. Kırmızı arabanın bulunduğu otopark şehrin merkezinde. Çok büyük bir bina olsa gerek. Otopark nerede acaba? Geldik mi? Evet. Otopark çok büyükmüş. Kırmızı arabayı aramalıyız Doktor McVeely. Duvarda bir kat planı var. Harika. Kırmızı park alanı 4. kattaymış. A harfli park yeri de oradaymış. Hadi gidelim. Rampadan yukarıya çıkabilirsin. İlerle, ilerle, ilerle. İkinci kata geldik bile. Aa, üçüncü kata çıkan rampa kapalı. Sorun değil. Başka bir yol daha var. Vay! Bu asansör arabalar için. Hadi onunla çıkalım. Dördüncü kat. Aa, burası da tadilat nedeniyle kapalı. Burada asansörden inemeyiz. Yukarı çıkalım o zaman. Beşinci kat. Rampadan inip gitmemiz gereken yere ulaşabiliriz. A harfli park bölümleri bu taraftalar. Yaklaştık. Rampa burada. Doktor McVeely 4. kata indi. Ve kırmızı araba direkt karşısına çıktı.
A harfli bölümde bekliyordu. Araba, sana yakıt getirdik. Benzin deponun kapağını aç. Tamamdır. Ama bidonumuzda fazla yakıt yoktu. Benzin istasyonuna gitmen gerekiyor. Birlikte gidelim. Beni takip et. Burası otoparkın çıkışı. Benzin istasyonu az ileride. Oraya artık kendin gidebilirsin. Hoşça kal Doktor McWheely. Görüşmek üzere. Doktor McWheely. Burası Doktor McWheely'nin tamirhanesi. Çok kirli bir araba gelmiş. Bakalım arabanın nesi varmış? Neden yıkama istasyonuna gitmemiş ki? Araba eskiden çok güzel ve parlak olduğunu söylüyor. Yağmurda ve karda çok seyahat edermiş ama hep yıkanırmış. Ama bir gün kirler artık temizlenmemiş. Yardım edebilir misin Doktor McWheely? Seni yıkamalıyız. Biraz daha gel. Dur. Seni önce suyla yıkayalım. Sırada köpük var. Bakalım kir şimdi temizlenecek mi? Hayır, temizlenmedi. Demek ki bu kir değilmiş. Pasmış. Arabalar metalden yapılır. Sürekli suya maruz kaldıklarında paslanırlar. Pası çıkartmamız gerekir. Tekerlekleri sökelim. Kaputu ve kapıları da çıkartalım. Onları ayrı yıkayıp boyayacağız. Farları ve radyatör ızgarasını boyamamıza gerek yok. Onlar paslanmamış. Arka lambaları da sökelim.
Artık tamir işine başlayabiliriz. Bu bir kum püskürtme aleti. Pası ve eski boyayı bununla çıkartabiliriz. Güçlü bir şekilde kum ve havadan oluşan bir karışımı püskürtür. Böylece pas sökülür. Bu tank kum ile doldurulur. Hortum da tanka ve karıştırıcıya hava götürür. Hava ve kum karışımı diğer hortumdan güçlü bir şekilde püskürtülür. Hadi aleti çalıştıralım. Bakın, pas ve eski boya yok oluyor. Tamamdır. Şimdi boyama işlemine geçebiliriz. Ama önce bir renk seçelim. Arabayı turuncuya boyayalım. Çok güzel. Şimdi söktüğümüz parçaları takalım. Yeni tekerlekler. Kaput. Radyatör ızgarası. Ön farlar. Arka lambalar. Ve kapılar. Araba çok güzel ve parlak görünüyor. Küçük araba, tamir işi tamamlandı. Yoluna devam edebilirsin. Teşekkür ederiz Doktor McVeely. Görüşmek üzere. Doktor McVeely. Doktor McVeely ve Robo eski bir araba üzerinde çalışıyorlar. Kullanılabilecek durumda olan parçaları söküyorlar. Eski araba hurdalığa götürülmeli. Alo, çekici, yardımına ihtiyacımız var. Robo, sen de hurdalığa gitmek ister misin? Tabii ki istiyor. Çekici, eski arabayı alıp götürebilirsin. Bu bir işleme istasyonu. Burada hurda olmuş bir sürü araba var. Arabaların metali geri dönüşümde kullanılacak. Robo, bizim arabamız burada. Bu
Bovin arabaları kocaman elektromanyetik bir mıknatısla kaldırıp onları parçalayıcıya koyuyor. Parçalayıcının içinde eski arabaların parçaları sıkıştırılıyor. Ve böylece yeni arabaları üretmek için metal elde ediyoruz. Ben şimdi Dr. McVeigh'nin tamirhanesinden gelen arabayı kaldıracak. Aa, çalışmıyor. Neden çalışmadığına bir bakalım. Mıknatıs arabayı neden kaldıramadı ki? Bunlar sigortalar. Kırmızı ışığı görüyor musunuz? Sigortaların bir tanesi 60. Kolu kaldıralım. Elektromanyetik mıknatıs yine çalışıyor. Ve robotu kaldırıp çekti. Aa, hayır. Robodan gene dönüştürülmüş metal yapmak istemiyoruz. Onu yere indir Dr. McVeigh'i. Harika. Şimdi mor arabayı parçalayıcıya gönderebiliriz. Onun nasıl çalıştığına bir bakalım. İki tane keskin dişli öğütücü tekerlekler eski arabaları parçalıyor. Büyük bir mıknatıs metal parçaları çekip onları diğer parçalardan ayırıyor. Sonra da metal parçaları eritme ocağına yönlendiriliyor. Bu ocakta metal eritiliyor ve kalıplara dökülüyor. Metal soğuduktan sonra kalıplardan külçe halinde çıkıyor. Burada bir sürü külçe var. Bunlardan yeni arabalar yapılıyor. Bu çok ilginç, değil mi? Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.